herkese yalan söylemeyi istemiyorum. Ya onlar öğrenirse o zaman ne yaparız? Biz her şeyi biliyoruz. Park, seni daha sonra arayacağım. Aşağı gelin. Sizinle konuşmak istediklerimiz var. Senin burada ne işin var? Senden bunu hiç beklemezdim. Sana ne oldu Barat Kumar? Anlat. Aileye ne yaptığını anlat. Lafı dolandırmadan açıkça ne yaptıysan anlat hadi. Bilmece gibi konuşmayı bırak. Neler oluyor burada? Duyduğun zaman sinirlerin bozulacak. O çaresiz ama asla yalnız değil. Sevgili partiniz de bu hatanın bir parçası. Boyni'nin bana bundan söz etmesi çok iyi oldu. Neden adımı söyledi ki? Bittim ben. Bittim. İyi ki bana söyledi. Seni anlayamıyorum. Ne hata yaptı? Açıkça söyle. Akıllara zarar bir vücut geliştiricisi olan sevgili partımız Shorvori'yi kaldırıp kollarında böyle sallıyor. Ve o da kendini çok akıllı sanıyordu ama akıllı falan değil. Kendini kandırıyor sadece. Hamile olmasına rağmen kuru meyve yiyor. Biliyorsunuz ki kuru meyveler sıcaktır ve gebeliğe iyi gelmez. Ona her şeyi anlattın mı sen? Hepinizin neden bu evin damadı olarak evin diğer gelinine bağırdığımı düşündüğünüzü biliyorum. Benim de bazı sorumluluklarım var. Ben bir doktorum, bunu unutmayın. Jalpa'nın Jayu'yu aşıya götürürken Shorvori'yi de yanına almasına karar verdim. Böylece bebeğe nasıl bakılacağını öğrenecektir. Benim yaptığım her şeyde bir hesap vardır. Anladınız mı beni? Elbette. Yalan söylemiyorum. Şu an annemin yakınında olmam hiç güvenli değil. Uzaklaşmalıyım. Barat Kumar, bu kararınıza içtenlikle katılıyorum. Tanrı hepimizi korusun. Onunla ilgilenmek için kesinlikle onunla gideceğim. Yanında olacağım. Part gönüllü annelik testleri için gönüllü anneyle birlikte hastaneye gitti. Umarım Part hiçbir hata yapmaz. Geldik. Görebiliyorum. Bana bak, burada ortalığı karıştırmayacaksın ve alçak sesle konuşup uslu duracaksın, tamam mı? Beni iyice anladın mı? Doktorun sordukları sorulara cevap ver. Tamam mı? Tamam. Dün büyük babanla ilgilendiğin gibi mi? Dostum, kafanda benim hakkımda çok yanlış bir imaj oluşturmuşsun. Teni aptal değildir. Ben zeki biriyim, tamam mı? Hayır, öyle söylemek istemedim. Aslında bugün Shorvori ve diğer aile üyeleri de hastaneye geleceklerdi. Eşin de mi geliyor? Eşinle konuştun mu? Benden özür dilemesini istemen gerekiyor. Evet, ama dün imkanım olmadı. Onunla bugün konuşacağım. He, tamam. Nereye gidiyorsun? Neden orada dikiliyor? Umarım bir şey yapmaz. Part gönüllü anneyle burada olmalı. Tanrım, lütfen bize yardım et. Tüm testleri geçmesini ve bugün hiçbir şeyin alt üst olmamasını nasip et bize. Ben...
Ben hiçbir şey yapmadım. Şşt. Hiçbir şey yapmadım. Sus. Alo Calpa. Eğer müsaitsen yanımıza gelebilir misin? Geliyorum. Pony yenge, Shorvori, bir hastan beni soruyor. Bu yüzden bir süre onunla ilgilenmem gerekiyor. Hemen dönerim ama merak etmeyin. Merak etme, Cayu'yla ben ilgilenirim, sen git. Bir dakika. Neden sen ilgileniyormuşsun? Ben buradayım ve senden büyüğüm. Yani Cayu'yla ben ilgilenirim. Sen daha kendine bile bakamazken bir de bu sorumluluğu mu alacaksın? Lütfen o olmasın Calpa. Bharat Kumar daha bebeğiyle başa çıkamayacağını düşünüyor. Aklı başında damadımızın beni azarlamasına izin veremem. Cayu'yla ben ilgileneceğim. O benim yanımda mutlu olacaktır mutlaka. Ben ilgilenirim. Hayır. Ben burada duruyorken benden başka hiç kimse bu çocukla ilgilenemez. Zaten beceremezsiniz. Her şeyi ben hallederim. Ne kadar zekiyim. İyi ki onlarla geldim. Artık nasılsa gerçeği öğrenirim. Her şey çok güzel olacak. Bart, Shorvari çok gergin. Hey, testi ben yaptıracağım. Ve Shorvari mi gergin? Bu zengin kadınları anlamak ne kadar zor. Ne kadar da hassas bir karın var. Ha? Bu Teni, bizim gönüllü anne adayımız. Affedersiniz, o sepeti buraya koyamazsınız. Neden? Resepsiyona götürürüm. Çıkarken oradan alırsınız. Ha, alın götürün. Ama eğer kaybolursa parasını senden alırım. Eğer siz hazırsanız başlayalım mı? Gönüllü annenin testi başlıyor. Umarım sonuç olumlu çıkar. Hayatımdaki her şey senin gülümsemenle düzeldi. Gülümsemeye devam et lütfen. Her şey çok güzel olacak. Biraz dikkat edin. Calpa bana gönüllü annelik testinin şu odada yapılacağını söylemişti. Gidip onu bir göreyim. Hey Shorvari, nereye gidiyorsun tatlıma? Lavaboya. Gidebilir miyim? Git tabii. Seninle ne işin var? Lay la 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 lay lay la 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 lay lay lay. Aman tanrım. Tuvalet işareti bu tarafı gösteriyor. Ama Shorvari ters yöne doğru gitti. Pony'yi aptal yerine koyuyorsun demek, öyle mi? Hı. Bekle beni sevgili gelin. Ben de geliyorum. Thank you.
artı bu son testi. Tüm testleri tamamladım. Sonuçları akşam alacağız. Gidip doktorla görüşeyim. Tabii. Aman tanrım. Tüm kanımı aldılar. Kendimi çok güçsüz hissediyorum. Şu halime bir bak. Başım ağrımaya başladı. Başka bir şey var mı? Evet. Boğulmuş gibi hissediyorum. Nefes almak gittikçe güçleşiyor. Bu da sana aldığım pizzayı yemeyeceğin anlamına geliyor. İyi bakalım, neyse o zaman. Hayır, hayır. Bana biraz zaman tanı. Hemen iyi olurum. Birazcık zaman sadece. Affedersiniz hanımefendi. Nereye gidiyorsunuz? Sıra sizin. Tamam. Şorvari çok şanslı. Sürekli elimden kurtuluyor. Ama elbet bir gün yakalayacağım. Başka bir şey ister misin? Karının özür dilemesini. Karının burada olduğunu söyledin. Onu buraya getir ve benden özür dilemesini söyle. Onunla görüşmeyeceğim. Bunu yapmayacağım. Part'ın seçimlerine güveniyorum ben. Eminim Part'ın gönüllü anne olarak seçtiği kız çok güzel bir kızdır. Her şey tamam. Senin testin, benim yemeğim. Şimdi sırada ne var? Şimdi şorvaya senden bahsetmem gerekiyor. O senin sorunun. Benim param nerede? Sen ondan haber ver. Sana akşam vereceğim. Kesin mi? Evet. Tamam, o zaman ben gidiyorum. Seni eve bırakayım mı? Ha, yok yok, birkaç işim var. Kendim giderim. Sen parayı gönder yeter bana. İçeri götürün. Aha, tamam geliyorum. Cayu, hadi aşını yapalım. Ha? Cayu! Cayu neredesin? Cayu! 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 Cayu neredesin Cayu? Ne oldu yenge? Ne oldu? Cayu kayıp. Biri onu kaçırmış kızım. Cayu kayıp da ne demek? Bebek arabasındaydı. Ama aşı olması için içeri götürecektim ve bir baktım ki yok. Bir anda kayboldu. Ne olduğunu anlamadım.
Bir anda yok oldu. Galiba biri gelip kaçırdı. Nasıl olur da biri bir çocuğu öylece kaçırır? Gelinim Şorvari, onu bulmamız için size yalvarıyorum. Ne yaparsanız yapın Cayı'yı geri getirin. Yoksa büyük baba beni evden atar ve Barat Kumar da beni öldürür. Asla beni affetmez. Yenge, benimle gelin. Bana bakın, hastaneden bir çocuk kaçırıldı. Her yeri arayın. Beni bebekle görürlerse yakalanırım. Bebeği saklamalıyım. Çok dikkatli olmak zorundayım. Hey! Hemşire sepetimi aldı. Geri alırsın dedi ama burada mı? Ver bakalım, hadi. Bir şey mi oldu yoksa? Neden öyle bakıyorsun bana? Artık insanlara güvenmeyi bıraktım. Hey, niye öyle bakıyorsun? Neden bu kadar ağır? Yenge, siz gidip güvenlik kamerası görüntülerine bakın. Eminim kaçıranların yüzleri güvenlik kamerasına yakalanmıştır. Kaçıranların yüzünü görürüz. Ha? Hamileyken nasıl böyle koşabiliyor bu kız? Bir güvenlik görevlisi. Güvenlik kamerası. Hey, dur! Dur! Lütfen bana yardım edin. Bana güvenlik kameralarının görüntülerini verebilir misiniz? Çok acil. Ama alması 2-3 gün sürer. Sanırım bu süreyi beklemeniz gerekiyor. Doktor Barat Kumar'ın teşhisi asla yanlış çıkmaz. Sen buraya nasıl geldin? Cahpa, Bay Sharma benim hastam ve bu hastanede yatıyor. Ben de onu görmeye geldim. Tamam. Senin burada ne işin var? Cayu'yla olman gerekiyordu, Cayu'nun, değil mi? Cayu'nun aşısı için geldim ben. Anladım. Pony'nin yanında. Onunla birlikte. Pony'den kim istedi peki? Onunla güzelce ilgilenir. O burada. Evet. Pony yenge? Cayu nerede? Nerede benim oğlum? Senin onu aşı olmaya götürdüğünü söylediler bana. Nerede? Söyle. Evet. Oğlum çok ağladı mı? Söyle. Evet ağladı. Aslında çok ağladı. Bu yüzden de... Şorvari onu biraz rahatlasın diye dışarı çıkardı. Birazdan gelirler. Burada neler oluyor? O benim oğlum. Yakar top falan değil. Herkes neden birbirine atıp duruyor onu anlamıyorum. Affedersiniz, bu bebek arabası sizin mi? Bu Cayu'nun bebek arabası. Cayu... Benim oğlum nerede? 7.000 rupilik bir bebek arabası. Üstünde güneşten korunabilmesi için şemsiyesi bile var. Ve Shorvari oğlumu bebek arabası olmadan gün ışığına çıkardı, öyle mi yani? Derisi yanar onun ve ağlar sonra. Olur mu öyle şey? Bu iş burada bitmedi.
Lütfen bana yardım et. Lütfen yardım et. Bir şeyler yap. Seni ne kadar zamandır burada güneşin altında beklediğimi biliyor musun sen? Çok sıcak. Evet hanımefendi. Evet hanımefendi mi? Seni burada güneşin altında bekliyordum. Sen ne yapıyordun? Gördün mü? Senin için birinci sınıf eşyalar getirdim. Bana bunun için iyi bir ücret verirsin. Ayağıma dökülen bu sıcak su da nereden geliyor? Bebek! Yoksa sen mi yaptın onu? Sen nereden geldin ki öyle? Sen yoktun ki. Teniyle kim uğraşıyor ki? Sen kimin bebeğisin, ha? Cayu. Ah, Tanrı'ya şükür sana bir şey olmamış. Senin ve bebeğin burada ne işi var? Ha? Şorvari'ye teniyi nasıl anlatacağım? Şorvari'nin hayalindeki teni çok farklı. Ancak bizim bulabildiğimiz bu. Umarım bir aksilik çıkmaz. Umarım. Sen de bir kadınsın. Bunu yapmaktan utanmadın mı hiç? Ha? Bir saniye. Sana bir şey göstereceğim. Ne olduğunu gördün mü? Bu 6 numara. Ama eğer çevirirsen 9 numara olur. 6 ya da 9 olarak görebiliriz. Teni de işte böyle. Biliyorum ki duyarsız, gürültülü, inatçı ve sıradan biri. Çok hareketli. Biliyorum, evet öyle. Ama bizim için ne yapıyorsa aynı zamanda bunların hepsini para için de yapıyor. Bu bizim için çok önemli. Ama benim bakış açımdan Teni en iyi gönüllü anne. Ve o açıdan bakınca gönüllü annemizin en iyi aday olduğunu göreceksin sen de. Bundan eminim. Bir bebeği annesinden mi ayırmaya çalışıyorsun sen? Senin gibi kadınlar da mı var bu dünyada? Sen kadının yüz karasısın, duydun mu? Eminim sen de benimle aynı fikirde olursun. Teni en iyi gönüllü anne olacak, değil mi? İnsanlığın yoksa bile en azından Tanrı'dan kork. Yeter artık. Bana sürekli çocuk kaçıran deyip duruyorsun. Neden bebek çalayım ki ben? İstesem bir sürü bebek doğurabilirim. Nasıl olur da bana kötü kadın diyebilirsin? Üstüne üstlük senin için yaptığım onca şeyden sonra bana teşekkür etmelisin. Şükretmelisin, anladın mı? Ne dedin sen? Fazla oldun dedim. Önce tüm saçmalıklarını dinledim. Sonra da tokadını yedim. Kimse Teni'ye tokat atmaya cüret edemez. Haddini aşıyorsun. Bu tokat son noktaydı. Evet Part.
Hayır Part, ben iyiyim. Sakin ol Teni, yoksa hayatın boyunca burada baroda da yaşamak zorunda kalacaksın. Hey, nereye kaçıyorsun? Şimdiye kadar gelmeleri gerekirdi anne. Neredeler gelirler, acaba? Gelirler, merak etme sen. Hey Jalpa. Bharat Kumar, sen de stres yapma artık. Nasıl sakin olabilirim anne? Shorvori hamile ve yanında bebekle geziyor. Yanlarına bebek arabasını da almalıydılar. Biliyorsun bunu, niye almadılar bebek arabasını? Ben o kadar para verdim ona. Aa, Shorvori evet çok geç kaldı ama merak etme Bharat Kumar. İçeri gel, içeride beklesen. Shorvori gelene kadar da meyve suyu içersin. Üzgünüm ama Shorvori gelene kadar bırak meyve suyunu, normal su bile içemem ben. Ama iyi bir markanın meyve suyu varsa o daha iyi. Şu an aklım çok karışık, ne yapacağımı şaşırdım. Eğer Shorvori çayıyı bulamazsa beni evden atarlar. Buna dayanamam. Mahvoldum ben. Pony, Joy'u nerede? Shorvori telefonuna bakmıyor. Joy iyi mi? Söyle, lütfen söyle bana. Benden saklama, bana doğruyu söyle. Yüzüne baktığımda bir şeyler sakladığın çok açık. Joy'un iyi olduğunu söyle bana. Evet, Jalpa, Joy aslında ben şey... Bakın işte geldiler. Oğlum. Size geleceğini söylemiştim. Oh, sus sus bebek uyuyor. Eğer Jayu'yu uzun bir yürüyüşe çıkarmak istiyorduysanız o zaman yanınıza bebek arabasını da almalıydınız. Bebek arabası olmadan gittiniz. Bharat Kumar, annelerin sahip olduğu rahatlık ve sıcaklığı hiçbir bebek arabasında bulamazsınız. Jayu'muzun, Shorvori'mizin kollarında çok huzurlu uyuduğunu görmediniz mi yoksa? Şimdi gururla söyleyebilirim ki Shorvori'miz bebeğe çok da iyi bakacaktır. Harika bir anne olacak. Doğru dedin anne. Peki o zaman. Tamam hadi gidelim. Durmayın. Gelin içeriye geçelim. Bir dakika. Ne oldu şimdi? Joy'u uyuyor ama bizim gözlerimiz açık. Ve gözlerimin gördüğü şeyler gerçekten hiç hoş değil. Sen ne demek istiyorsun? Babam, Joy'a 30 gramlık altın madalyon hediye etmişti ama madalyon şu an kayıp. Madalyon nerede? Nerede? O kız çalmış olabilir mi? Sen kolyeyi mi dedin? Kolye kırıldı kolye. Ben de Joy'u oynarken yaralanır diye korktum ve onu hemen gidip kuyumcuya verdim. Tamir ettiriyorum. Güvenli ellerde, merak etmeyin. Kolyeyi tamir ettirir ettirmez hemen evet, gidip alacağım. Evet, iyi yapmışsın ama bana haber verseydin 20-30 gram daha ekletirdim ve bu sayede daha ağır olurdu. Her neyse, canını sıkma. Her zaman yaptırırız bunu, merak etme. Tamam, hadi gidelim. Ben bir şeyler içeyim, olur mu? Dilim damağım kurudu. Part'a şu kızdan bahsetmeli miyim acaba? Teni ve Shorvori ilk defa karşılaşacaklar. Harika. Yükleniyor.
Hoş geldin. Bunlar ne böyle Bart? Sana bir şey söylemeliyim. Senin için önemli bir şey. Hatta bizim için önemli bir şey bu. Benim de söylemek istediğim bir şey var. Sus bakalım. Önce benimki, sonra seninki. Sadece biraz daha bekle. O kadın çocuğumuzu doğurduğunda ben ve sen aile olacağız. O kadın bizim çocuğumuzu doğurmazsa o zaman hayalimiz de gerçekleşmeyebilir. Bu bizim için çok önemli Shorvori. Neden bebek çalayım ki ben? İstesem bir sürü bebek doğurabilirim. Nasıl olur da bana kötü kadın diyebilirsin? Ne demek istiyorsun? Hayallerimizi gerçekleştiremiyorum. Çocuk da doğuramıyorum. Ben faydasız mıyım yani? Shorvori, neler söylüyorsun? Kimden bahsediyorsun? O kız zayır zemberek biri. Az daha Jayu'yu hastaneden kaçırıyordu. Jayu kaybolmuştu. Biri onu kaçırmış kızım. Ona başkasının çocuğunu neden çaldığını sordum ve o bana dedi ki bunu yapmaya ihtiyacı yokmuş. Kendisi doğurabilirmiş. Beni kenara itip kaçtı. Ama ben onun bir fotoğrafını çekmeyi başardım Part. İşte burada. Shorvori teniyle böyle tanışmamalıydı. Bu olmamalıydı. Sonra ne yaptın? Onu hapse attırmak için şikayette bulundum Part. Fotoğrafını polise verdim. Onu hapse atacaklar. Böylece bir daha böyle bir şey yapmaz. Ve eminim ki polis onu mutlaka bulacaktır. Ha, harika. Harika. Tüm bunlardan sonra Shorvori hayatta Teni'yi kabul etmez. Sanırım Part'ın tadını kaçırdım. Part, senden özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Keyfin gayet yerindeydi ama ben senin keyfini kaçırdım. Beni affet ne olur. Hayır Shorvori, sorun değil. Ben sadece o kıza sinirlendim. Ama şimdi iyiyim. Yani sen bana ne diyecektin? Hayır Shorvori, sadece gurur duyuyorum. Sen her ne yaptıysan iyi yapmışsındır. Bu arada bugün çok yoruldum. Hadi şimdi biraz dinlenmene bak, tamam mı? Ama Part? Evet? Bana işlemlerin yarın başlayacağını söylemişti. Her şey yolunda, öyle değil mi? Her şeyi hallettin. Bana her şeyin yolunda olduğunu söyle Part. Evet, evet. Her şey yolunda. Sen dinlen. Ben bir iki işimi halledip hemen geleceğim, tamam mı? Sen hiç merak etme. Part neden gergin görünüyordu? Herkesin yalanlarından bunaldım artık. Kimseye güvenmeyeceğim. Şimdi niye arıyor ki beni? Biricik karısını incittim diye beni azarlayacaktır. Ona neden söyledim ki sanki? Defol, açmayacağım telefonunu. Bu kız neden telefonu açmıyor? Polise yakalanmış olabilir mi? Mahalleye polis gelmiş. Sanırım biri fena patladı. Seni bugünün eğlencesini bedavaya getirdim. Teni kolaylıkla bebekleri kaçırabilir. Onun için zor değil. Şu şişko polislerle işbirliği yapıyor.
İşte Teni o. O paraya açtır. Para için babasını bile satabilir. Bebeği Teni'nin kaçırdığına eminim. Bunu o yapmıştır. Bunu yapabileceğine eminim. Aman Tanrım. Polis beni tutuklamaya geliyor. Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Bakın. Efendim. Şikayet Banuşariler'den geldi. Her yeri arayıp o kızı mutlaka bulmalıyız. Kesin Banuşali'nin karısı beni şikayet etmiştir. O olmalı. Teni, polis seni yakalarsa çok fena yapar canım. Hemen buradan kaç. Mehndi devavi maal vene lo rang gayo Gujarat re mehndi rang layo mehndi devavi maal vene lo rang gayo Gujarat re Neden bana bakıyorsun? Aklından ne geçiyor senin? Bir şarkı? Ne zaman şarkı söylesen son derece tehlikeli bir şey planlıyorsun demek oluyor bu. Ne düşünüyorsun söylesene hadi. Shorvori'nin hamileliği hakkındaki gerçeği aileye nasıl açıklayacaksın bunu hiç düşündün mü? Kes sesini. Onun hakkında böyle düşünmeye utanmıyor musun sen? Sakın onunla ilgili böyle şeyler düşünme. Pişir şimdi. Ben mi? İşine bak. Ve ayrıca gelinimiz Shorvori hakkında kötü şeyler düşünme. Hadi karıştır, karıştır hemen. İşte böyle yapacaksın, böyle bu şekilde karıştır. Tanrı bizi korusun. Tanrı senin gözlerine inmiş olan bu kıskançlık perdesini kaldırsın. Shorvori bir peri gibidir, o beni kurtardı. Bana olan iyiliğini her ne yaparsam yapayım ödeyemem. Madem tek hayatımız var, bari onda da iyi şeyler yapalım. Bari biz iyi olalım mı? Artık Pony Banuşali çok değişti. Senin karşında yepyeni bir Pony var. Bugünden itibaren Shorvori'nin arkasında hain planlar yapmayacağım. Ona bütün kalbimle hizmet edeceğim. Onu seveceğim ve ona olan vefa borcumu ödeyeceğim. Evet ödeyeceğim. Sen neden öyle bakıyorsun şimdi ha? Aa, anneciğim, huylu huyundan vazgeçmez, öyle değil mi? Altın madalyon hakkında ne yapacağını söyle bakalım. Barat amcaya yalan söylemiştin. Altın zincir hakkında ne yapacaksın? O yalan seni en fazla 2-3 gün kurtarır değil mi? Gücün de yetmez. Ne olacak şimdi? Aman Tanrım, ben onu unutmuştum. Tanrım, polis onu yakalamış olmalı. Merhaba Bay Banuşali. Sakın endişelenmeyin. Eşinizin şikayetini ciddiyetle inceledik. O kızı mutlaka yakında buluruz. Elimizde çok güçlü ipuçları var. Harika. Yani teşekkür ederim. Gerçekten de onu ne kadar çabuk bulmuşsunuz. Tebrik ederim. Elbette. Teşekkür ederim. Şu kız neden telefonuna bakmıyor? Bu Teni'nin zil sesi. Saklanacak burayı mı buldun?
Dedektif, ben de tam yanınıza gelip ne kadar da iyi bir iş çıkardınız diyecektim. Sizinle dava için yararlı olabilecek bazı bilgiler paylaşacaktım ben de. Bu Jayu'nun fotoğrafı. Madalyon onu kaçırmaya çalışan kişi tarafından çalındı. Eğer civardaki kuyumcular da bu madalyonu bulabilirseniz, suçluyu da kesinlikle bulacağınıza ben eminim. Bu sizin için oldukça önemli bir detay olmalı. Eğer bu kolyeyi bulursanız, onu satanı da bulabilirsiniz sanırım. Büyük baban, bebeğiniz için sandal ağacından bebek beşiği sipariş etmiş. Seni kırmak istemiyorum ama ikinizin de elinizden geleni yaptığınızı biliyorum. Ama anlamalısın. Sana anlatmaya çalışıyorum. Ay sonuna çok az bir zaman kaldı. Eğer her şey plana göre ilerlemezse biz ne yaparız? Tanrı'ya dua ediyorum. Ona her gün dua ediyorum. Her şey bir an önce yoluna girsin. Şu an sana anlatamam ama dualarımız kabul oldu. İşlemlerin başladığını ve yakında mutlu bir haber vereceğimizi şimdi söyleyemem sana. Acaba niçin dua ediyorsun? Senin her şeyin var. Gerçekten. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Hadi sen şimdi git. Hadi git de işlerini bitir. Ben kızımın yanında kalacağım ve onun ayaklarına masaj yapacağım. Bak yanımda yağımı da getirdim. Hadi bakalım. Hadi canım, hadi. Gel sen tatlım. Hadi otur. Yengecim sen zahmet etme. Ben hallederim. Merak etme sen. Hadi bırak. Hayır canım, yorgun değilim ben. Yorulacak ne yaptım ki? Hiçbir şey yapmadım. Esas sen bütün gün koşturdun. Ver şimdi. Ayağına güzel bir masaj yapayım ve rahatla. Evet yengecim ama... Tamam artık, düzgünce bir masaj yaparım ben. Sen hiç merak etme. Umarım her şeyi hallederiz. Şorvari, Parta Jayu'nun altın madalyonundan bahsetmiş olabilir misin? Umarım her şeyi halleder. Endişelenmeyin. Hırsızı bulmaya gitti. Her şeyi halledecektir. Sen merak etme. Şorvari evladım. Tanrı seni korusun. Eğer bugün orada olmasaydın ne yapardık hiç bilmiyorum ben. İyi ki oradaydın kızım. Gerçekten bu sefer beni evden kesin kovarlardı. Ne demek yengecim, hiç önemli değil. Hayır Şorvari. Bırak da söyleyeyim kızım. Sana o kadar acı çektirdim ki. O kadar çok şey yaşattım ki. Ama sen bütün bunları unutup yardımıma koştun hemen. Karşında durmuş bütün hatalarım için senden af diliyorum. Hayır yenge, unuttum bile. Şorvari. Hiç önemli değil. Şorvari. Hı? Sana bir şey söylemeliyim. Lütfen evdekilere bugünkü talihsiz olaydan bahsetme, olur mu? Onlar hiçbir şey bilmesin, ha? Aramızda kalsın. Tamam yenge, kimseye bir şey söylemem ama sen de beni dinleyeceksin. Tamam dinliyorum. Nedir? Ben şimdi iyiyim. Lütfen sen de git ve dinlen. Peki tamam. Madem öyle söylüyorsun. Problem yok. Ben şimdi gidiyorum. Görüşürüz yengecim. Buyurun. Bayan Banushali. Evet. Ben dedektif Prakash. Dinliyorum, söyleyin. Şikayetçi olduğunuz kızı ve çocuğu kaçıran kişiyi bulamadık ama yakında elimize geçmiş olur, merak etmeyin. Ne demek istiyorsunuz? Dedektif de ama uzattı bu konuyu ya. Hemen gitse ya şuradan, sıkıştım kaldım. Buradan nasıl çıkacağım ben? Sosyete insanları da bir garip. Yol babalarını sanıyorlar.
Eğer birinin arabası yoldaysa onu da annelerine ait sanıyorlar herhalde. Ah Tanrım, buradan çıkmam lazım. Tamam, teşekkür ederim. Sanırım beni buradan güvenli bir şekilde alıp götürecek. Öyle değil mi? Aman Tanrım. Bunun burada ne işi var? Bu karı koca niye benimle uğraşıp duruyor ki? Aman Tanrım, buradan çıkmam lazım. Pardon. Part? Bu Part'ın sesi. Arabadan çıkabilirsin. Her şey yolunda. Çıkabilirsin dedim. Bayıldı mı bu? Teni? Teni nereye gitti? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.